Merhabalar. Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık en son? Yasak ormandaydık. Oradan devam edeceğim. Tuhaf yılan elemanları haklamaya gidiyorum artık. Oyunun bu kısmı benim hiç sevmediğim bir kısımdır. Hiç sevmem. Biraz tiksindirici diyeyim. Ama elimden geldiğince halletmeye çalışacağım. İlk olarak bu eleman ölmüştü değil mi? Ya şunlar konuşmuştuk, bizi bir birliğe davet etmişti, onu halletmiştim. Şimdi ne yapıyorum? Hemen kutu açtım ve gidiyorum buradan. Şeyleri halledeceğim. Bir sonraki bölgeye. Bu bölüm boss haklayacağız. Eğer zamanında ulaşabilirsem. Ki ulaşırım diye düşünüyorum. Umarım ulaşırım. Ulaşmayı planlıyorum. Ulaşırım. Büyük ihtimalle. Hızlı olacağım elimden geldiğince. Buradan gidebiliyorum sanırım. Nereye gidiyorum? Ha, şuraya atlamam lazım. Güzel. Buradan farklı bir yere gidiyordum galiba da, yanlış hatırlamıyorsam. Şey vardı, öğe vardı. Evet. Şu elemanlardan var burada. Dikkatli olursam sıkıntı olmaz. Şunları perilemekte bir zorluk çekiyor. Tam da perilemiştim ya. Beklemiyordum perileceğimi, biliyor musun? Arkadaş. Perilerim perilemezsin dersin. Perilemem perilerim dersin. En ideali bu. Bunu perilemek. O saldırısın yani. Bana sorarsanız tabi. İkiz kan taşı parçası aldım buradan. Şurada tuhaf yılanlar var. Onları haklayacağım şimdi. Şu an aslında öbür taraftan gitsem daha iyi olabilirdi aslında. Neyse artık. Bunlar sıkıntı değil bu arada. Bunları aklaması kolay. Sadece sayıları çok fazla. Hızlı hızlı atlayıp geçeceğim bunları. Gelinin bilgisi aldım. Başka? Bunların büyükleri var ya. Onlar sıkıntı işte. Hem güç olarak hem görünüş olarak. Onlara çok ulaşmak istemiyorum aslında bakarsanız, ama öldürmeden de bırakmam tabii ki de. İkiz kan taşı parçası aldım. Şu an aslına bakarsanız yanlış taraftan gidiyorum ben. Biraz tersten gidiyorum. Buralara daha sonra da gelebilirim. Neyse, hazır gelmişken halledeyim ya. Sürekli ikiz kan taşı parçası veriyor bana. Bunlardan hasar yemek falan istemiyorum açıkçası. Bakın oradaki elemanı gördünüz mü? Onlar da bir tık sıkıntılar. Halledeceğim ama. Şöyle yavaş yavaş arkasından yaklaşık. Fark ediyor ya. Tamam, atladım. Bastonun bu yanını seviyorum. Aradaki mesafeyi koruyup patlayabiliyorsun. Testlere satır falan olsa diplerine kadar girmem lazım. Ve bu benim hiç istemediğim bir şey. Olabildiğince uzak kalayım. Kan cevheri. İkiz kan, ikiz ne? Kan taşı parçası. Başka bir şey yok mu burada? Başka bir şey yok anlaşılan. Tamam, burayı da hallettim. Buralara baktım zaten. İyi gidiyorum. Buradan aşağısı ölüm. Burada sanki bir bölge vardı da. Neredeydi acaba? Şuradan bir gidelim bakalım. Aha. Şunlardan bahsediyorum.
Bunlar pek iç açıcı değildi. Sevmiyorum. Zehir veriyorlar bize. Bunların arkasında kalmak lazım. Harbi. Bu ne? Bu bölgeden neden nefret ettiğimi anlamışsınız herhalde, bilmiyorum. Çok iyi bir yer değil. Buradaki yaratıklar bir tık tuhafın ötesinde yani. Kim düşündü acaba bunları? Nasıl bir yaratık oluşturalım ki insanlar bu bölgeyi yapmaktan nefret etsinler? İç içe geçmiş yılanlara ne dersiniz? İyi fikir deyip bence yapmışlardır bunu. Kim yaptıysa güzel yapmış ama. Amacına ulaşıyor hani. Berrak açık deniz alıyoruz buradan. Bu ne lan? Yılan derisi mi nedir? Tuhaf bir bölge. Gerçekten de. Başka bir şey yok değil mi öbür tarafta ya? Sonra git gel yapmak istemiyorum da. Ha şurası var. Da oraya buradan gidemem herhalde. Oraya farklı bir yerden gitmem lazım. Burayı tek seferde geçmek istiyorum ben. Açıkçası. Bu arada panzehir koymam lazım. Şunları çıkarıyorum. Panzehir koyacağım. Lazım olur çünkü. Şimdi burada yine yılanlar var. Birkaç tane. Büyükten var hatta. Onlara dikkat etmek lazım. Aklayacağım aklamasına da. Önce şuradakini atlayayım bence. Burada iki tane mi? Üç tane mi? Ne var? Bak bak. Ulan sağa geldi. Arkadaş. Saldırı yaparak vereceğim. Kaçamak olur. Ama bunu yapmam lazım. Bu hasara mı? Güzel. Ölsene birader. Ayrı bir dert. Neyse burayı hallettim. Güzel. Kan şişesi. Kan şişesi. Çok güzel. Harcadığım bütün kan şişelerini geri kazandım. Neredeyse. İdeal. İdeal bir şekilde hallettim burayı. Buralara baktım zaten. Tekrar tekrar bakmama gerek yok. Gidiyorum. Kenardan kenardan gittiğim bölgeleri halletmiş oldum. Oralara baktım. Şimdi sırada büyük yılan var. Sırada küçükler var. Bunlar sonu değil.
Bunlar atlamak kolay. Zaten yaklaşana kadar uyuyor. Kan taşı parçası aldım. Bak tüylerim ürperdi burayı oynarken. Yemin ediyorum hiç sevmiyorum ya. Bak bılık bılık sesleri duyuyorsunuz mu? Bunlar da buranın ayrı bir yerlileri. Ama onlar o kadar dikkatli değiller açıkçası. Bunlar kadar yani. Tamamdır. Burayı da hallettim. Burada kafasından yılan çıkan eleman var. Sana bunu yaptıran şey ne, mekanizma ne arkadaş? Her şeyimi topladım yine. Burada bir öğe var. Ama onu almadan bunları halledeceğim. Ben bir geri döneceğim şeye, şu en başa. Ki nereye gideceğimi iyice bir anlayayım. Öldürmediğim düşmanın kalmadığından emin olmak istiyorum. Burada bir öğe var. Parlayan sikerler. Var mı? Bir tane daha var. Evet, çok fazla var ya. İki kan taşı parçası aldım. Şimdi normalde bu şekilde gelmem gerekiyordu. Şuradan bir yerden. Nereden gelmem gerekiyordu normalde? Şöyle gelmem gerekiyordu. Ben ne yaptım? Buradan aşağı indim. Şimdi sağlamasını yapalım. Buralara geldik. Şuradan aşağı gideceğiz daha sonra. Şöyle geldim. Buradaki değişik yılanları hakladım. Hepsi öldü galiba. Haklamadım. Kalmamıştır diye düşünüyorum. Burada bir yerde zıplama yeri var. Zırha geçiş yapıyoruz oraya zıpladığımızda. Zırh var orada bir tane. Kıyafet daha doğrusu. İkiz kan taşı parçası aldım. Burası mıydı acaba? Yok burası değil galiba ya. Buradan zıplarsam aşağı düşerim. Ya burası değil. Daha ileride olması lazım. Buralarda herhangi bir şey yok. Almam gereken. Kalmadı. Öbür taraflara baktık zaten. Buradan aşağı inebilirim. Delinin bilgisi var. Şurada bir öğe var gördüğünüz gibi. Ama onu normal giderek de alabilirim sanırım. Şekilde gidersem onu alırım yani. Bak duyuyorsunuz mu sesleri? Bılık bılık sesler geliyor. Aa, yılan var burada bir yerde. Takip ediyor. Güzel. Kis kan taşı parçası aldım. Fazla düşman kalmadı diye düşünüyorum ha. Buradan aşağı inebilirim. Ama şimdilik inmeyeceğim. İlk önce buradaki düşmanları atlamak istiyorum. Ha, zıplama yeri buradaydı galiba. Bir tane geliyor yine oradan. Ne yapacağım? Ha, yılan çağırıyor ya. Thank you.
olmazdı sanki. Bir de domuz var. Onu da indirmek lazım. Ben bunu arkadan yaklaşıp sağlam bir geçiririm. Baytar gibi adam. Güzel. İki tane daha kantajı parçası aldım. Şimdi buradan gidebileceğim herhangi bir yer yok. Peki burada ne var? Herhangi bir şey yok. Zitomir neredeydi be? Ya burada vardı sanki de. Neyse buluruz elbet. Şu ıslık çalana dikkat etmek lazım. Utanmaz bir de yılan çağırıyor. Yeterince sonra yok. Sonra ben... Lag oluyor adama. CD gun. Güzel. Bunları da atladım. Tavlayan kan cevheri aldım aynı zamanda. Arkadaş burası da çok karmaşık ya. Şimdi ben bir geri dönüyorum tekrar. Kaybolmayayım. Gittiğim yönü hatırlamam lazım. Tamam oradan geldim. Şimdi şu taraflara bir bakacağım. Burada yılan var bir tane. Büyüğünden. İki taneydi. Bunlara molotof atsam nasıl olur acaba? Bence güzel olur. Haber geliyor. Cevheri. Güzel. Burayı da atladım. Bir musibetten daha kurtulmuş oldum böylece. Sırada birkaç kaldı. Hala var orada bir tane. Gel bakayım. O ne be? Kafasını savurdu böyle. O kadar basit. Fazla yaklaşmıyorum. Burada baston en ideali gerçekten ya. Ya da diğer uzak mesafe silahları da işe yarar. Ama bunlardan, bunlarla birlikte hasar almaktan kurtularak rahat bir şekilde haklayabiliyorum. Teşekkür ederim baston. Parlayan sikkeler. Burada ekstra bir öğe var. Kalın kan taşı parçası.
Bu önemli öğelerden birisidir diye düşünüyorum. Şimdi buralar hallettiğim yerler. Şu dikili taşların bulunduğu kısım. Buraları hallettim artık. Tekrar gelmeme gerek yok. Güzel. Haritanın bu kısmı bitti. Şimdi gelelim diğer kısmına. Umarım bitmiştir bu arada. Dahası var mı? Sanmıyorum. Burası bizim şey noktamız olmalı bence. Hatırlatma noktası. Köklerin olduğu kısım. Buralarda herhangi bir şey var mı? Ha, varmış. Çıldırmış. Bilmem ne aldık işte. Kan yankısı değil, kan çiği aldım. Buradan devam edebiliyorum. Buraya baktım demin. Şimdi buradan gidersem şu eleman bayağı zorluydu diye hatırlıyorum. Buraya daha sonra geleceğim. Şimdilik orada işim yok. Burayı aklımıza kazıyalım. Buraya daha sonra geleceğim. Şimdi sırada şu var. Bir musibetten daha kurtuldum. Başka kim var? Bunları da atladık mı? Burada haklamam gereken başka bir şey kalmıyor galiba. Çünkü gidebilecek bir yerim kalmadı artık. Buradan devam edemiyorum zaten. Burası zaten geldiğimiz yer. Ve taraftan gideceğim o halde. Taraftan gideceğim. Buraya baktım. Burada bir öğe var. İki tane de burada varmış. Bunları da atladık mı? Tamamdır. Şimdi başka bir şey kalmadı bence bu taraflarda. Artık geri dönebilirim. Şu demin oraya tekrar geleceğim dediğim yere geri dönebilirim ki gerek kalmayacak galiba. Çünkü burası orası zaten. Ha, tamam. Çevresinden dolaşmış gibi oldum. Güzel. O zaman şu yukarıdaki öğeleri nasıl alacağım? Onu öğrenmem lazım. Buradan mıydı? Bıraktım kendimi yere. Bakın bılık bılıklar burada. Görüyorsunuz mu? Tuhaflar. Gerçekten tuhaflar. Onları atlayacağım. Ama ilk önce şu öğeyi alayım. Gerçekten tuhaf. Bayağı da vururlar. Dikkat etmek lazım. Gülüyorum ama kültüme bakmayın yani. Dikkatli olmasak zaten oyundaki her düşman bizi öldürebilir yani. Bunlara normal baston daha iyi gelir galiba. Daha seri vurabiliyorum çünkü.
Delinin bilgisi aldım. Bak. Burada bunların gelişmiş versiyonları var bir de. Bunlar artık ermiş. Böyle büyü müyü yapıyorlar. Ya da her ne yapıyorlarsa. Lazer atıyorlar. Lan. Gülmeyin demiştim ama. Arkadaş. Gelin de haklıyım ya. Toplanamıyorum ki. Neyse biraz burada cesur davranacağım. Dalıyorum. Şu lazerlerin altını sonra dalıyorum. Tamam biri gitti. Burada biraz cesur davranmamız lazım. Yoksa patates olabiliriz yani. Saat yönü aksinde metamorfoz diyor. Burada bir tane daha var. Bunlar o şeylerden yapamıyorlar. Büyü diyeyim. Delinin bilgisi aldım. Bir tane daha. Şu an doğru yerden gitmiyor olabilirim bu arada. Burası başka bir yere gidiyordu sanki de. Ha evet. Buraya daha sonra gelmem lazımdı sanki. Ha yok. Galiba doğru yerdeyim. Bunun üzerinde yürüyebiliyorum değil mi? Sanırım yürüyebiliyorum. Burada bir tane domuz var. İki tane var hatta galiba. Kan taşı parçası aldım. Nereye geldik buradan? Acaba? Bana bir şey lazım. Ha başa geri döndüm galiba. Evet. Başa geri döndüm. Bakın. Çöpler burada. Güzel. Orayı da halletmiş oldum o halde. O zaman karşıya nereden zıplayacağım? Buradan mı? Ha şuradan zıplayacağım. Tamam. Ha, lan zıplayamadım. Neyse ben oraya bir zıplayayım geliyorum. Geldim buraya tekrardan. Şimdi bak tam şöyle gelip zıplamam lazım. Böyle. Böyle yaparsam zıplıyor. Öbür türlü zıplamadı. Şimdi burada zırh alacağım. Kıyafet ya da mezar bekçisi maskesi alıyoruz. Başka da bir şey yoktu galiba. Ha şurada da var. Orada da zırhını alıyorum galiba. Evet, mezar bekçisi cübbesi, mezar bekçisi kollukları, mezar bekçisi etekliği alıyorum. Buradan da başka bir şey alamıyorum herhalde. E güzel, gidelim. O halde alabileceğim başka bir şey kalmadı çünkü diye düşünüyorum. Haritanın o kısmında artık. Yani umarım kalmamıştır. Ben kaldığını düşünmüyorum. Şimdi bu gölete tekrar geldim. Burada ne yapacağız? Doğru yerde miyim bu arada? O göletin orada mıyım yani? Evet. Tamam. Şuradan geldim. Buradan gidebileceğim iki yol var ama. Önce bu tarafa bakalım ne varmış. Ha buradan gidersem diğer bölgeye gidiyorum. Ya bu tarafa şimdilik gitmeyeceğim.
hadi be. Harbi çok vuruyorlar ya. Şuna bak, kan şişem kalmadı. Burası sanırım diğer kısa yol. Nereye gidiyordu bu? Şeye geliyor değil mi? Nereye geliyor bu? Daha en başa geliyoruz buradan. Şu kara canavarı öldürdüğümüz yere açılan kısa yol. Tam burada artık kısa yolu açmış oldum. Direkt buraya gelip kısa yolu aktif edip o yılanlarla kapışmadan falan direkt buraya gelip devam edebiliriz yani. Ne güzel. Şimdi buradan devam edip şu domuzu atlamam lazım. Başka düşman var mıydı burada acaba? Umarım ölmem bu arada. Gel bakayım. Koşmasına izin verme. Koşarsa sıkıntı benim için. Onu genelde arpa takmıyorum. Han şişesi verdi 2 tane. Başka zaman olsa 5 tane verirsin ya. Şimdi şunları indirelim. Güzel. Bu gitti. Bastonu kullanış hızımın ne kadar arttığını görebiliyor musun? Artık daha iyi kullanabiliyorum. Victor artık silahına daha hakim oldu. Karşılaştığı yaratıklar, canavarlar onu tecrübelendirdi. Ve kaybolan gölü buldu. Güzel. Kaybolan gölü de buldum. Buradan çıkalım bir. Burada da düşmanlar var. Son bir can kalmasa güzel olacak. Tamamdır. Buradan nereye gidiyorum peki? Herhangi bir ekstra bir yere gitmiyormuşum. Diğer domuz var burada. Onu da indirelim. Hareketlere bak. Zamanında çok öldüğüm için bunlara artık bir ezbere biliyorum zamanlamasını yani. Sadece koştukları zaman oluyor. Keskin kan C'leri aldım. Kan şişesi aldım. Burada artık yapabileceğim herhangi ekstra bir şey kalmadı galiba. Buradan devam edersem boss'a gidiyorum sanki. Böyle devam edersem. O yüzden böyle devam edeceğim. Buradan nereye geliyorum? Şuraya geliyorum. Ama burası buradan açılmıyor. Açılıyor. Tamam. Açılıyormuş. Biraz sıkıntılı bir elemandı diye hatırlıyorum ben. Dikkatli olacağım. Ne olur ne olmaz. Bir de o kadar da sıkıntılı değil bu arada. Saat yönünde metamorfoz alıyoruz buradan da. Güzel. Saat yönünün tersineyi de almıştım. Tavlayan kan cevheri de aldım.
Saat yönüneyi de aldım. Ne güzel. Burada ekstra başka bir öğe yok belli ki. Benim şu kapı olayı şey diye düşünmüştüm. Şuradan aşağı inip kapıyı tersten açmamız gerekiyordu diye hatırlıyorum. Değilmiş. Şaşırttı beni From Software. Genelde öyle olur da. Harbi şaşırttı yani. Böyle şeyler de yapabiliyor musun demek ki? Düşünsenize aslında tam tersiymiş. Buradan böyle aşağı iniyormuşum. Ama o kapı açılmıyormuş. Doğrusu oymuş mesela. Olabilir bu arada gerçekten. Bu da olabilir yani. Şimdi buradan benden aşağı direkt atlamamı mı istiyorsun yani? Büyük ihtimalle orada yılan vardı. Onun kafasını atlamamı istiyordu anlaşılan. Ama ben artık onu hakladığım için böyle bir şey yapmam zaten mümkün değil. Buraları hallettim. Üzerimde çok fazla kan yankısı oldu. Aslında bir geri dönsem güzel olur. Zaten kısa yolu da açtığım için rahat olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü boss'a gidiyoruz artık. 14 kan şişesiyle o boss'u atlayabileceğimi sanmıyorum. Ya bir tık zorludur. Çok değil. Ama zorlayabiliyorlar. Fark ettiyseniz zar dedim. Yani birden fazla düşmanla dövüşeceğimiz için bir tık zorlu olabiliyor. O yüzden denemeyeceğim üzerimde bu kadar kan yankısı varken. O yüzden yapacağım şey şu olacak. Hemen burada parlayan sikkelerden kullanacağım. Ve geri döneceğim. Nerede be? Yo, gözü pek avcı işareti kullanacağım. Parlayan sikkelerin anlamı şeyi farklı. İşlevi. Bir seviye atlayayım. Bir iki öğe alalım. Şu şeyi okuyayım hatta. Ya da okumayayım. Onu videonun sonuna bırakayım. Öğe açıklamalarını okumayı. Ağacının rüyasına bir geri dönelim. Şey yapacağım ya. Seviye atlayacağım. Şey alacağım. Ateş kağıdı alacağım. Lazım olur. Kan şeyim var, şişem var. Germin, burada mısın acaba? Uyuyor mu? Yok, burada değil. Bazen burada uyuyor da. Şu an burada değilmiş. Buradan ne alabiliyorum? Herhangi bir ekstra bir öğe geldim acaba? Ateş kağıdı alabiliyorum buradan. Şöyle bir 5 tane ver bana. Güzel. Tamam, başka da bir şey alamıyorum. Geliştirebilirim. Buradan değil, buradan. Silahlarımı güçlendirebilirim yani. Onu bir tık daha güçlendireceğim. Böylece üçüncü şeyi de açmış oldum. Şunu yani. Buraya da yavaş zehir etkisi ekler. Yani sürekli can kaybetmemiz sebep olacak bu. Güzel arttırıyor ama. Yani. Eklemedi. Düşmana vurduğumda mı olacak yani? Ha, iyiymiş. Ya da CP sürekli tazeleniri yükseltebilirim. O yüzden bunu aktif edeceğim ben ya. Bu daha iyi olacaktır. Buradan tam CP'de fiziksel hasar artı 2,7 diyor. Hangisi daha iyi bunların acaba? Fiziksel saldırılara ekler. Yetenek ile orantılama. Bunu alırsam yeteneğimle orantılıyor. Yani şu anki kullandığım baston daha etkili olacak. O yüzden bunu kullanacağım. Buraya da bu neymiş?
Yetenek ile orantılamaya bu da veriyor. Eğer onları alırsam çok daha etkili olacağım yani. Şunu yani. Tam CP'de fiziksel hasar. Yavaş zehir etkisi ekler. Yani şunu alabilirim ya da bunu alabilirim. Yavaş zehir etkisi işime yarar mı benim bilmiyorum. Kullanacağım ama. Zehirleyelim düşmanlarımızı madem. Silah güçlendir diyeyim. Avcı tabancasını mükerreri geliştireceğim ben ya. Avcı tabancası ki tamam güzel de bunu geliştirmek istiyorum. Farklı bir silah kullanalım. Şöyle artı 5 yaptım ben bunu. Pancaveri güçlendirmesi. Şunu çıkardım bundan. Buna şunu ekleyeceğim. Güzel. Onarabileceğim herhangi bir silah da yokmuş zaten. İyi güzel. Şimdi seviye atlayalım. Welcome home. What is very well. Yeteneğimi arttıracağım. Yok, ilk önce şunu arttırayım. Sonra yetenek devam edeceğim. Bir tık bunu geciktirebilirim, sorun değil. 33 yaptım. Farewell good hunter. May you find. Tamamdır. Artık gidebilirim. Ben şeye gideyim. O boss kapısına. Sonra devam ettireyim. Şimdi buraya geldim. Hemen silah değişikliği yapacağım. Artık bunu kullanacağız. Şimşek verdim. Ateş verdim. Hadi bakalım. Umarım tek seferde geçebilirim bu arada. Bir tık zorlu olduğu için dikkatli olmam lazım. Yarnam'ın gölgesi. Önce şu büyücüyü aklamak istiyorum ben. Yorma birader. Bak ya. Teklediler. İlk önce büyücüyü aklamak istiyorum ki ondan bir kurtulayım yani şu ateş atmasından. Ama diğeri çok agresif davrandı. Öyle olsun. Tekrar geldim buraya. Bu sefer şimşeği deneyeceğim. Ateş bence bunlara gitmez yani. İlk önce agresif olanı atmam lazım ya. Şunu yani. Vallahi agresif oluyor. Ateşten kaçar yani. Sıkıntı değil. Önce sürekli üstüme gelmesi darlıyor beni. Çıkardı. Şimdi dikkat etmek lazım. Lan çıktı mı? Tuhaf hamleler yaptı. Kan yankımı aldım. Şimdi şunu atmayacağım. Gel bakalım.
Öncelikle bence büyücüyü atlamam lazım. Çakmak büyücüyü yaram. Kolay aslında. Yani ilk ölümümde yanlış tercih yaptım. İlk önce büyücüyü şöyle sürekli alıp mumundan ateş püskürteni aklamaya çalıştım. Elinde sadece kılıç olanı aklamam lazımdı ilk önce. En agresifi oydu. Onu akladım. Gerisi zaten çerez oldu yani. Güzel. Bu bölüm bu kadardı aynı zamanda. Daha fazla devam etmeyeceğim. Ve açıklamalarına falan bir sonraki bölümün başında artık okurum. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şöyle geleyim.